Gözde Nurgeli'nin yatak odası metrekare olarak çok küçük. Toprak tonlarındaki Kapitone dikişli yatak başlığı spor tarzda. Beyaz yatak örtüsü odaya ferahlık katmış. Gardıroptaki büyük ayna kapaklar odayı olduğundan daha geniş gösteriyor. Ancak bir kulbunun eksik olması göze hitap etmiyor. Makyaj aynasının küçük ebatlı olması doğru, üzerinin fazla kalabalık olması ise yanlış bir seçim. Beyaz tül ve toprak tonlarındaki rustik fon perde yatak başlığıyla kombin. Gold detaylı kristal avize tarz olarak mobilyalara uygun ancak ebat olarak biraz küçük. Son olarak duvarlar gri yerine daha açık ve sıcak bir ton olsaydı eşyalarla daha uyumlu olurdu diyelim ve sözü gelinlerimize bırakalım. Yatak odan zaten küçük. Küçük bir alana sahipsin. Evet, o yüzden küçük. Sana bunu al, şunu almalısın, bu burada olmalı diye bir yorumda bulunamayacağız. Kızlar dediğim gibi içeride de söyledim tanışmada. İlk evim kiraydı. Kiradaki evim gayet büyüktü. Bütçem buna uygundu ve ben böyle bir ev aldım. Hani ben de memnun değilim. Kirada değilsin. Yok, kendi evim zaten. Söylemiştim içeride de. Galiba dinlemedin beni, bilmiyorum. İlk evim kiraydı. Sonra buna bütçem yetti. Bunu aldım. Bu yetiyor bana şu anlık. Ama ilerisi için Allah büyük diyelim. Tamam. Yani bence perdelerin birazcık daha spor ama dolabın daha böyle şey. Yani bence Gözde, ben de ona değinecektim. Fonlarımı başka şekilde istedim ama bu sefer başlığı yakalayamadım bir yerde. Kulbu başlığım nerede? Çünkü dolabın. Farklı. O kulp taşınırken nakliyeciler sağ olsun onu halletmişler. Yatakla şey dolap komodin şeyleri hani beraber mi ayrı ayrı mı takım? Yok, hepsi beraber takım takım kızlar. Ben zaten size içeride de anlattım. Ben 4 yıl sonucunda evlendiğim için hani eşyalarım ona göre seçtim ve ilk gidip aldığım zamandan sonra ister istemez değiştiremiyorum. Değiştirdiğin zaman yüklü bir miktarda para vermek zorunda kalıyorsun. Ben dedim ki kullanayım. İleride belki daha temiz bir daha büyük bir eve geçersem ona göre kendime göre alırım. Ama şu an ben memnunum eşyalarımdan. Severek de kullanıyorum açıkçası. Ben şunu anlamak istiyorum. İlk dolabımı aldın? İlk yatağın başlığını mı aldın? Şimdi çünkü çok park var. Orası daha bir biliyorsun. Gittiğim yerde. Daha spor duruyor. Hani. Gittiğim mağazada istediğim gibi eşyalar, ürünler yoktu. Ve ben korona döneminde evlendiğim için fazla çeşit de yoktu. Çünkü nakliyeler yoktu, sevkiyatlar yoktu. Gidip hatta ben 4-5 kere bir yatak odamı bile değiştirdim yani. O kadar artık kocam gına geldi, yeter ben aramıyorum kimseyi dedi. En sonunda bu olsun dedik ve buna karar verdik. Ama bir uyum yok, onu kabul ediyorsun herhalde. Ben başlıklarla açıkçası... Bu şekilde ya zaten spor şeydi, aynen. Uyuyor. Evet, ama bu biraz klasa hani, kaçıyor. Makyaj aynanla dolabım daha farklı aynen. Duruyor. Evet. Onun bilincindeyim. Ya başlığı çekti mi? Rustik. Onu söylüyoruz mu? Yani rustik daha... olarak hani bu odayla hiç balansı İşte diyoruz onu söylüyoruz. Zaten ben ne diyorum? Perde dediniz, rustik denmedi. O yüzden dedim. Yok, ben buraya kastettim. Spor ya, perde de spor. Rustik de spor, başlıkla uydurma çalışmış. Ben rustiği çok severek kullanıyorum. Çünkü bak dediğim gibi buraya uydurmaya çalıştım. O zaman gold başlığını kullanacaksınız. Yatağımı buraya uydurmaya çalıştım. Bu sefer de ben kahverengi bir yatak odası istemiyorum kesinlikle. Ve ben gördüğünüz gibi ayna aşığı bir kızım. Ama gold dediniz. Burada kızlar buraya da uydurmayın bence. Ne kadar gold var mesela? Ne kadar gold var? Ne kadar olmaz. Yani bu kadar göze basmıyor bence. Yok şöyle. Hayır. Belki hani dediğimiz gibi bu yatağında işte hani orada olsaydı zaten şu olmazdı. Şu an çok bölük bölük duruyor. Orası gold, burası evet, spor. Bence hani de bağımsız. Parça parça. Ama gold fazla yok. Yani bence. Hayır bence. Hani küçük olduğu için fazla geliyor. Yürüme işte yatak odası aslında güzel ama alan küçük olduğu için kendini göstermiyor. Keşke yani başka alan şansın küçük. Olsaydı. Keşke o korona zamanı bana öyle bir denk geldi ki aslında. Yapacak yani şey avize ne kadar gold seçmişim Gözde, bir de benim evde gold dediniz. Yani bu küçük evde gold yani. Yok ne bence diyeyim? Eğer bu dolabı tercih ediyorsan, hatta bu lambayı da tercih ediyorsan, avizeni tercih ediyorsan, yatak başlığı ve hani tamam bu kahveli ben kabul ediyorum ama yatak başlığı bana çok böyle artık ne bileyim 3-4 sene önceki çünkü gibi model geliyor. Çünkü 4 sene önce geliyor. Aldım. Ya çok böyle ya ben şey biliyorum bulamadım. Kızlar sizi anladım. Hayır, bu gerçekten yok, anladım, bu duruyorsa, evet. Bu şık duruyorsa onu da beklerdim. Ben bile büyük seviyorum. Bu hani komedinlerle beraber alan var ya alanım yok. Tamam alanın olmasa alanım zaten işte. Farkındayım. Evet. Alana hiçbir lafım yok. Alanın dar olduğu için değerlendirebildiğin kadar aynen. Değerlendiriyorsun. Evet. Halı mesela halı bile yok mesela. Evet halı kullan çünkü kullanacağım bir yerim yok. Ben sana diyemem ki senin niye halın yok. Evet. Çünkü alanın dar. Aynen ben onun farkındayım ama madem buraya beyaz gold devam ettin. Avizen o şekilde devam ediyor. Bari mesela yatak başlığı beyaza çalan bir renk olabilir. Yani krem tonlarında olabilir. O zaman şeyi duydum. Kızlar seçtim.
O kadar ama çığdırıyor olmuyor. Ki kendini belli bağımlı etmiyor. Bağımlı değil. Kendini hiç belli etmedi. Evet. Ya da onu ahşap, açık ahşap tonlarında ben da ben kahverengi falan sevmiyorum. Bir de böyle çok şey duruyor. O da çok yatak duruyor, boğuyor beni. Sen kahverengi sevmiyorum. Allah baksana her yer kahverengi. Kahveyi sevmiyorum derken perde de kahve, yatak başlığında kahve. Gardırobda sevmiyorum. Çünkü onlar çok ufak bir parça. Mesela ben bunu değiştirebilirim. Farklı. Onu değiştirebilirim. Ama mesela kocaman bir gardırobu değişmek için benim için büyük bir bütçeye yani sahip olmam lazım. Kapaklarını değiştirebilirsin. Ama uyuması lazım. Onun için yani gezmek tozmak çok lazım. Ama odayı perde gösterir biraz da Gözde. Keşke bunu farklı seçseydi. Yok ben böyle bak, o zaman o kadar belki sırtarmazdı. Emin ol. Çünkü dolabın büyük ya. Odayı da perde gösterir. Ya da eğer bunları biraz uzunlaşırdı çok sırtarmazdı bence. Düz kullanmak istedim. Evet, tül fon. Bak biliyorum. Daha düz kullanmak istedim bu sefer bu çok tek kalıyor. Evet. Bu ama çok tek kalıyor. Ama sanki şuradan kesilmiş gibi dolapla avize evet, evet. Ayrı. Bununla bu da tam kalıyor. Gibi. Çok tek kalıyor bu sefer. Yok. Kızlar bu takım geri kalanlar. Seviyorum kızlar. Bu sizin yorumunuz dediğiniz gibi. Eşyalarımı severek kullanıyorum. 4 sene önce Kur'an'a azizliğine uğrayarak düğünümde de zaten anlatacağım size içeride. Memnunum şu anlık. İleri dönemlerde inşallah büyük bir eve geçersem. İnşallah. Tabii ki i̇nşallah. Düşüncelerim var. Gözdeciğim. Evet. Mutfakta mutfak dolabım devrildi dedin. Hı hı. Burada rustik falan dedin. Evet. O zaman neden yarışmaya katıldın? Güveniyorum hala kendime. Güveniyorsun kazanacağımı da biliyorum. Kendime sen güvenim sonsuz. Sen bu evli bana rakip mi olacağını düşündün? Sana rakip olur geçer seni sollarım bile. Göreceğiz. Sen 5 yıllık evlisin. Ben bunu izleyicilere bırakıyorum. Görüşelim yani gitmesin avantgard eşyaları almışsın. Avantgard diyorsun yatak odana bak Gözdeciğim. Bak bakalım yatak odamın 2 tane yerinde sadece bir kapak var. Geri kalan hepsi ayna canım benim. Yatak odana ayna direkt zaten gördüğünde... moda. Bilmiyorsan internete gir araştır. Ben aynayı konuşmuyorum. Şu an tamam yani odamda zaten yok. Odamda gardıropta zaten gardırop yok. Gold seçmeyebilirdin bana çok gold ya. Ya gold dedin ya. Yani şu aynanın... Çiti ya neresi gold. Bak aynan beyaz seninkisi neydi bronz. Aynayı görmüyorum ki ben dolapta direkt goldları görüyorum. Aynalar tamam aynı bile. Şeyden bahsediyorum. Gold nerede var? Bir çek şeritlerinde var yani. Oda yetiyor ve zaten. Oda küçük olduğu için görünüyor yani. Ne yapabilirim odayı mı büyüteyim? Yan tarafa mı kayayım? O tarafa mı koyayım? Ne yapabilirim? O zaman bana gold demeyecektin arkadaşım. Çok gold kullanmışsın. Gereksiz kullanmışsın. Demek ki boş kullanmışsın. Bana göre de sen zaten senin yatak odan benim için ölü gibi bir şey yani. Ben orada yaşayamam. Zaten orası yatak odası değil senin çocuğunun odası. İzleyicilere bırakıyorum. Aynen bırak. İzleyiciyi bırakabilirsin. Gören görüyor zaten her şeyi. Sıkıntı görüyor. Yok. Gününe de oynama şu an. Çok güzel peki, oynuyorum. Aynen. Gözdeciğim grill atlattın diye şu an rahat yak yani yapıyorsun şu an herkesi. Ne güzel. Aynen. Sen alsaydın. İkili yok sıkıntı yok. Ben kendime hala çok güveniyorum. Gözde peki gri kullanmayı düşünmedin mi? Baş başa bırakıyorum. Gözde gri kullanmayı yoktu. Düşünmedin mi? Hep kahverengi. Kahve giderdi. Gittim mağazada kahverengi mermer desen var ya kahverengi mermer desen. Gri gitmez mi? Evet. Bir de hep bu vardı. Ben bunu almak zorunda kaldım yani. Gider emin çünkü ol bundan daha güzel istemiyorum. Gider. Aynen. Kafasına yoktur şey çubuklar çıtlarına gri olsaydı. En azından bir tık daha şey olabilirdi, da. Ayna gibi. Aynanın tarzı evet. Olabilirdi i̇şte aslında. Gümüş, gri, aynen, hani o tarzı olsa daha evet. Güzel, daha spor, daha uygun kızlar, inanın ki yani evlendiğime şükrediyorum o dönemde. Çünkü başıma çok büyük olaylar geldi, içeride anlatacağım. Dediğim gibi kızlar, yorumlarınız benim için önemli, değerli. Dediğim gibi kendime çok güveniyorum. Çeyizime de, evime de, yorumlarınıza da, puanlamanıza da güveniyorum. Vicdanınızla sizi baş başa bırakıyorum. Avizenin fiyatı nedir? Avizenin fiyatı 475 lira. Yatak odasını ne kadar aldın? Yatak odasını 8500 lira kızlar. Perden. Kızlar fonlar 300 lira. Rustik 1000 TL yaptırmıştım. Perdemi de 750'ye diktirmiştim. 1000 TL biraz fazla değil mi? Rustik için mi? Evet. Hayır ben çok arayıp gezdim, tozdum, internetten falan baktım. En uygunu oydu ona yaptırdım. 1000 TL çok fazla değil. Şu anda git bakalım 1000 TL'ye bir şey bulabiliyor musun? Şu anda yaptırmadın ama. Peki. Hanımlar yorumlarınız bitti mi? Evet. Acıktınız mı peki? Evet. Biraz acıkmaya başladık. Hadi o zaman buyurun yemek masasına geçelim. Olur.